değişimini davet ediyorum. MHP İlçe Başkanımız. Arkadaşlarım daveti yaptıkları zaman çok sevindim. Çünkü kadın dayanışmasına yürekten inanan bir insanım. Geçmişten beri bu yönde erkek dünyasında kadın olarak var olmanın savaşını vermiş. Marmaris'te özellikle. Ve bu konuda da başarılı olduğunu düşünen bir arkadaşımızım. Çünkü gerçekten zordur siyasette kadın olarak var olabilmek. Dolgu malzemesi olarak kullanılır ve düşünülürdü geçmişte ama artık bunu yendiğimizi ve biraz daha kendimizi ispat ettiğimizi düşünüyorum. Tanımayan arkadaşlar var mı bilmiyorum. 61 yılında Marmaris'te doğdum. İlkokul, ortaokul Marmaris'te, liseyi Muğla Öğretmen Lisesi'nde, üniversiteyi Ankara İktisadi ve Bilimler Fakültesi'nde bitirdim. İstanbul Sular İdaresi'nde İSKİ'de çalıştım. Daha sonra Marmaris'te turizm alanında eşimle birlikte çeşitli sektörlerde hizmet verdik. Sivil toplum örgütlerinde, derneklerde aktif olarak yer aldım. Yönetimlerinde çalıştım. 1998 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 92-93'te SHP'ye üye olarak siyasete girdim. 98'de Marmaris'te ilk kez kadın kolları başkanı seçildikten sonra 98'in sonunda Marmaris'te ilk kez seçimle iş başına gelen ilçe kadın başkanı olarak görev aldım. 99'da yine Marmaris'te ilk kez belediye başkan adayı olan kadındım. Kadının siyasette henüz daha kabullenilmediği ve çok aktif olmadığı bir dönemdi. Buna rağmen alanda çalışan arkadaşlarım var bilirler. Kapı kapı çalışarak önce partimizi sonra kendimizi anlatmaya çalıştık. Kendi açımdan çok zorlukla karşılaştığımı söyleyemem. Çünkü burada yaşayan bir ailenin çocuğu olarak önceleri siyasete çok yakın görülmez diye düşünülüyordu tahmin ediyorum. Ama aktif çalışmalara başlayınca ve her kesimle iletişim kurunca yapılabilirmiş noktasına gelindi. Bugün geldiğimiz noktada kadınların artık siyasette herhangi bir yerde yer almasının çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Siyasetten bir süre uzak kaldım. Bu bir süre 15 yıl kadar sürdü. Bu 15 yıl içerisinde Marmaris üzerine bir araştırma kitabı hazırladım. En kapsamlı araştırma kitabı olarak halen daha okullarda ve üniversitede kaynak kitap olarak kullanılıyor. Marmaris Denizde Efelik Olmaz isimli bir araştırma kitabıydı. Marmaris'in kültürünü, tarihini, yaşam biçimini anlatan toplu olarak yayınlanmış, ikinci baskısı da yapılmış bir kitaptır. Bu Marmaris Ticaret Odası tarafından 2007 yılında 5000 adet basıldı ve ücretsiz olarak dağıtıldı. Yerel ve ulusal basında da yer aldık. Özellikle şair Suna Yakın'ın destekleriyle ve yönlendirmesiyle diyelim. Bu konuda yayınları ulusal medyada da yer aldı. Birçok konuda kendimden bahsetmeyi çok sevmem ben ama bazı arkadaşlar diyorlar ki bunu söylemezseniz örnek olamazsınız. Marmaris'te bu kitaptan sonra ikinci, üçüncü kitap çalışmalarım da var ama onlar henüz daha baskıya girmediler. Çünkü şu anda yaptığım görev nedeniyle çok fazla zaman ayıramıyorum. Yeni araştırmalar ve yeni kitapları çok önemsiyorum. Bu konuda eli kalem tutan bütün arkadaşlarımın da bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gençlerin geçmişini bilmeden gelecekleri ilgili bir yön çizebileceklerini düşünmüyorum. Özellikle Marmaris yaşayanları olarak kendi geçmişleri hakkında turizmle birlikte başlayan süreçte çok hızlı bir gelişme oldu. Ve kendi geçmişlerinden biraz koptular. Geçmişte nasıl yaşıyorduk?
nelerle geçiniyorduk, ne yapıyorduk, kadınların durumu neydi, erkeklerin durumu neydi? Bu konuda bilgi sahibi olmalarını çok önemsiyorum. Aslında siyasi bir konuşma yapmayı düşündüm. Biraz kendimizden de bahsetmemiz gerekiyor bu konuda. Hani nereden nereye geldiğimizi anlatmamız lazım. Herhangi bir dünya görüşünü benimsemiş, yaşamını buna göre şekillendirmiş insanlar siyaset yapma gereğini duyarlar. Siyaset her yerde, yaşamın her alanında yapılır. Sokaktaki vatandaş yaşadığı şehirden başlayarak ülkesi için, kendisi için kendi yararına fikirler üretir. Onların düşüncelerinin toplumun yararına yönlendirilmesi ve düşüncelerindeki doğru yanların ortaya çıkartılması, eksik ya da yanlış olanı anlatmak ise yöneticilerin işidir. Çünkü yöneticilik liderlik vasıfları ister. Liderlik ise hiçbir zaman hegemonya kurulması değildir. Çünkü demokratik sistemlerde denetim vardır, hukuk vardır. Aynı zamanda liderlik kaliteli insan gücü, yani bilgili, donanımlı olmayı gerektirir. Bunlar olmadığı zaman kişisel çıkarlarını yırtıcı biçimde savunan ve kaybedecek fazla bir şey olmayan insanlar siyasete giriyorlar, yükseliyorlar. Onun için biz televizyonlarda bazı siyasilerin konuşmalarından çok rahatsız oluyoruz. Hayatı boyunca okuduğu kitaplar 3'ü 5'i geçmeyen, sinemaya gitmeyen, tiyatro izlemeyen, dünyada olup bitenlere boş gözlerle bakanlardan karizmatik liderlik beklemek mümkün değildir. Toplum boşluk kaldırmaz, görevlerini yerine getirmeyenleri, dün söylediğini bugün reddedenleri ya da tam tersini yapanları bağışlamaz. Endüstrileşmeyle ortaya çıkan kent toplumlarında organik dayanışma egemendir. Bu toplumlarda iş bölümü insanların birbirlerinden farklılaşmalarına yol açar. Artık herkes toplumsal iş bölümüne göre birbirinden değişik iş yapar ve bu farklılıkların bir vücudun organları gibi uyumlu bir bütün oluşturması sayesinde toplumlar ileri gider. Şimdi bunu Marmaris'e uyarlayalım. Kurumların sizden bizden diye ayrılıp yöneticilere yakınlıklarına göre değer biçilen sivil toplum örgütleri nasıl çalışacak? Çalışmaları hangi ölçülere göre değerlendirilecek? Kamplaşmalar kişisel çıkarlarını ön plana alan kişiler işine yarar sadece. Kimden ne yarar ya da ne zarar görürse hemen karşı gruba anında yaklaşanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Her şey iyi giderken bunlar belki fazla göze batmayabilir. Özellikle turizm gelirinden başka geliri olmayan şehrimizde kurumlar arası işbirliği ve belediyemizin doğru zamanda doğru müdahaleleri yapması ile şu anda kriz biraz olsun aşılmış ve gelecek yıl bizim için umutlu olmuştur. Biliyorsunuz Thomas Cook'un iflasıyla birlikte Marmaris'te 50'ye yakın otelcinin iflası söz konusuydu. Bunun ciddi anlamda şu anda önlenmeye çalışıldığını bilmeniz gerekir. Önümüzdeki yıl biraz daha rahat edeceğiz. Çünkü yeni yapılan anlaşmalar Thomas Cook'un yaralarını sarmak üzere. 440 bin Marmaris'e turist gelecekti. Thomas Cook iflasıyla birlikte 440 bin kişi bir anda kayboldu. Ama önümüzdeki yıl bu sayıyı 600 binin üzerine çıkarıyoruz. Hem belediyemiz hem bu konuyla ilgili turizm sektörü bileşenleri birlikte çalışıyorlar. Umarım önümüzdeki yıl Marmaris için güzel bir sezon olacak. Yıllar önce bu arada bu bilgiyi de vermek istedim. Belki turizmle ilgilenen arkadaşlarımız vardır diye. Yıllar önce Bebek Domuz'un Maceraları diye bir çizgi film izlemiştim. Film sevgi, dostluk, güven, dayanışma, yenilik ve diyalog yoluyla hayvanların en edilgeni olan domuzun, hayvanların en buyurganı olan çoban köpeğinin işlevlerini bütün çoban köpeklerinden daha iyi nasıl yerine getirdiğini anlatıyor. Çarpıcı olan nokta domuzun köpekleşmesi değil, çoban köpeğinin işlevlerini domuz kalarak ve çoban köpeğinden farklı yöntemler kullanarak yerine getirmesiydi. Küçük domuzcuk ya da filmdeki adıyla bebek, bu başarıya kendisini bir yarışmada kazanan
çiftçi ile birlikte ulaşıyordu. Çiftçi yeniliğe açık olmayı ve güveni temsil ediyordu. Filmde tabii ki hainler de vardı. Kısaca film diyor ki, siyasetçilerimiz halkı koyun sürüsü gibi yermekten vazgeçip mevcut meslek birlikleriyle, odalarla, gönüllü kuruluşlarla, derneklerle diyalog kurarak mevcut bunalımı aşmayı deneseler daha başarılı olurlar. Bu seçimlerden sonra kurumların ve derneklerin daha rahat nefes aldıklarını ve birlikte hareket edebildiklerini görüyoruz. Bu henüz daha başlangıç ama önümüzdeki süreçte daha da sıkı diyaloglar kurulacağını düşünüyoruz. Bu Marmaris'in uzun bir süre sonra yeniden kazancı olmuştur. Çalışmaları yapan, yaratılan zenginliği halkla paylaşan, halkla birlikte yönetmeyi becerebilen yönetimlerin şansı her zaman daha yüksektir. Dar kalıplara ve çekişmelere sıkıştırılan siyaset, üstüne bir de dedikodu eklenirse maalesef içinden çıkılmaz olur. Bu yöntemi benimseyen kişiler, siyaset yaptıklarını sanırlar ama ciddiye alınmazlar. Kadınlarımızın siyaset yapma biçimini değerlendirmelerini ve siyaset üretiminde erkeklerden zaman zaman daha başarılı olduklarını göstermek için seçimi beklememelerini diliyorum. Bütün bu gerçeklerin ışığında kadınlarımız donanımlarını yükselterek dernekler ve partilerde etkin ve üretken olmalıdırlar. Yani size verilen rolleri değil, siz kendi yaptığınız projeleri hayata geçirmek için lütfen var olunuz. Dayanışma ve bilgiyle çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum. Hepinize sevgi, saygıyla selamlıyorum.